Şu anda da Habertürk Askeri Strateji Danışmanı Ağar karşımızda Skype bağlantısıyla. Günaydın diyelim Abdullah Ağar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Serap Hanım. Günaydın. Saygılar, iyi yayınlar. Çok sağ ol. Bizden de öyle. Şimdi birkaç gündür zaten acaba İran ne yapacak diye herkes bekliyor. Nasıl bir adım atacak? Nasıl bir misilleme yapacak diye ve Irak'tan başladı bu misilleme. Siz bu yönde bir başlangıç bekliyor muydunuz? Sizce bunun devamı gelecek mi? Sonraki adımlar ne olacak? Yani İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi generaline vurmasını zaten bir savaş sebebi olarak ifade etmişti. Konuşulan konu şuydu. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni vekil alanlarda veya asil alanlarda vurabilir mi? Şimdi bununla ilgili çok önemli bir ispat fotoğrafıyla karşı karşıyayız aslında. İran kendisinden, kendi egemenliğiyle ilgili ve kendi vekilleriyle ilgili karşı karşıya kalmış olduğu Amerikan etkisini süspanse edecek tarzda, karşı koyacak tarzda bir kararlılığı şu an üretmiş durumda. Yani bir diğer tarafıyla kendi asil alanlarından muhtemelen fırlatmış olduğu balistik füzelerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ni Irak'taki üslerinde vurdu. Ki bu üslerindeki ortaya koymuş olduğu etki benim şu ana kadar görebildiğim kadarıyla aynen Esad'da Amerikan askerlerinin veya askerinin birinin hayatını kaybettiği dair bir bilgi var. Bir diğer tarafıyla da Erbil'deki muhtemelen hava üssü yakınlarındaki. Çünkü hava üssü yakınlarındaki üssü derken kastım şu, uçuşlar durdurulmuş. Yani Erbil Havalimanı'ndaki uçuşlar durdurulmuş durumda. Bu da muhtemelen Erbil yakınlarındaki üssü vuruldu. Tabii burada neden aynen Esad ve Erbil Havalimanı yakınlarındaki üssünü vurdu sorusuna cevap aramak gerekiyor. Bununla ilgili benim şu andaki öngörüm, özellikle Erbil'deki hava üssünün vurulmuş olması Erbil merkezli Irak'ın kuzeydeki yerel yönetim hükümetinin parlamentonun aldığı karara uymayacağı sonrasında gelmiş olması önemli. Bir diğer tarafıyla da aynen Esad, Anbar'ın batı taraflarında IŞİD ve mücadele kapsamında kurulan ama aslında İran'ın vekil alana, diğer vekil alanlarına geçişiyle ilgili bölgeyi kontrol eden en önemli üssü. Yani hatta şöyle bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri vurmasından önce dün akşam vakitlerinde Elbu Kemal ve El Kaim, yani Irak-Suriye sınırındaki Anbar bölgesi hemen karşısındaki Şii milislerin, yani İran'ın vekillerinin bulunduğu alanda menşe belirsiz uçaklar ki ya muhtemelen İsrail veya Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan uçaklar, bunlar oradaki Şii hedeflerini vurmuşlardı. Şimdi burayla ilgili zaten özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in özellikle Elbu Kemal ve El Kaim üstündeki bölgesindeki Şii hedeflere konsantre olmuş olmaları, onları oradan çıkartacak şekilde veya onları oradan etkisizleştirecek şekilde vuruşlara karşı yapılan bir başka vuruş olduğunu değerlendirmek gerekiyor. Yani şu an Elbu Kemal ve El Kaim geçiş noktasında, yani İran'ın diğer vekil alanlara geçiş noktasındakini, geçiş noktası kontrol eden en yakındaki üssünün vurulması dair bir başka fotoğrafla karşı karşıyayız. Erbil'i zaten yani aslında temel mesaj şu. Yani Erbil çok uzun zamandan beri Irak'taki iç istikrarsızlıkla ilgili ortaya koymuş olduğu bir fırsat meselesi vardı. Yani cebine koymuş olduğu referandum kartını cebinden çıkartıp yırtıp atmayacağını söylüyordu. Yani Irak'ın bölünmesiyle ilgili bir fırsat kullanıldığına dair bir fotoğraf var. Şimdi bu Erbil yakınlarındaki bu üssün vuruluyor olması tabii bu anlamda açıkçası Erbil bölgesel yönetimde verilen son derece önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bir diğer tarafıyla bir başka detay daha var tabii. Bu da bizi ilgilendiren boyutu. Bu Erbil Havalimanı yakınlarındaki vurulan üs, Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG PKK'yı fonlamak üzere, donatmak üzere göndermiş olduğu yaklaşık 35 bin tırın başlangıç noktası. Yani Erbil'e indi uçakları, bu uçaklardan inen İkbal Lojistik ve savaş malzemeleri
buradan tırlara yüklenerek Suriye'ye taşındı. Bu üssün böyle de bizi ilgilendiren bir başka boyutu var efendim. Şimdi bizi ilgilendiren kısmını soracağım size ama az önce dediğiniz vekil alan, asil alan tam olarak neyi kastediyorsunuz? Hangileri vekil alan, hangileri asil alan? İran yani, için Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden alanları kastediyorsunuz değil mi? Yani şu ana kadar savaş, vekaletler savaşı olarak kendisini gösterdi. Başlangıcı öyle. Daha sonraki süreçte asil güçlerin vekil alanlara indiğini ve vekil alanlarda faaliyet göstermeye başladığını gördük. Daha sonraki süreçte asillerin vekil alanlarda doğrusal silahlar kullanmaya başladığını gördük. Yani ve şimdi asil alanlardan ateşlenen füzelerin vekil alanlarda etki ortaya koymaya başladığını gördük. Bundan sonraki süreçte şu demek. Yani asil alanlarda asillerin ateş destek vasıtalarıyla, yani seyir sefer füzeleriyle, balistik füzeleriyle etki koruması safhası söz konusu. Yani kastım şu, Amerika Birleşik Devletleri bu saatten sonra İran'ın asil alanlarında, yani İran karasalında vurmasıyla ilgili bir yeni bir safhayla karşı karşıya kalabiliriz. Vuracak mı sizce? Vurabilir mi? Yani buraya kadar ilerleyebilir mi sizce Amerika Birleşik Devletleri? Yani bunun geleceğini tahmin ediyordu ve bu yönde bir hazırlık yapıyor muydu sizce? Bunun hazırlığı zaten vardı çünkü Diego Garcia üstünden havalanan Amerikan B-52 stratejik bombardıman uçakları zaten yola çıkmıştı, geliyordu, bölgeye geliyordu. Bir diğer tarafıyla savaş gemileri, yani muharip savaş unsurlarının Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede yoğunlaşmakta olduğunu görüyorduk. Yani bu sadece Amerikalara ait olan savaş uçakları değil, savaş gemileri ve savaş uçakları değil, aynı zamanda İngilizlere ait olan savaş gemileri ve savaş uçaklarının bölgeye gelmekte olduğunu görüyoruz. Yani şu an İran'ın gerek bölgeye konuşlanmış stratejik bombardıman uçaklarıyla ilgili, gerekse seyir sefer füzeleriyle ilgili karşı karşıya kalabileceği bir takım saldırılar, doğrusal saldırılar. Yani İran'ın karasal alanlara hedef olan saldırılarla karşı karşıya kalabileceğimiz. Yani diyorsunuz ki asil güçler asil alanlara saldırı yapabilir. Bundan sonraki olasılık bu. Yani İran'ın içine, İran'a direkt olarak saldırı yapabilir. Peki bunun tersi mümkün mü? İran'dan asil alanlara saldırı gibi bir cümle kurmak istersek bu nasıl olabilir? Yani bununla ilgili İran İsrail'i tehdit etmişti biliyorsunuz. Hayfa'yı vuracağını söylemişti. Bugün aslında biz dün Habertürk'le onu konuşmuştuk. Yani Hayfa'nın vurulmasıyla ilgili, yani İsrail'in asil alanların vurulmasıyla ilgili bir röportaj yapmıştık. Aslında bu da önem kazanmış durumda. Çünkü yani Hayfa, yani İsrail'in vurulmasında İsrail'in füzelerinin kullanılması, bir başka tarafıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin, yani Dubai'nin vurulmasıyla ilgili bir başka tehdit vardı. Yani bu aslında ne oluyor? Bunu da belki açıklamak gerekiyor kendi dinamiği içerisinde. Şu ana kadar hep cümleleri biz şuradan kurduk. Yani dedi ki enerji nakil hatları veya enerji güzergahları, koridorlarıyla ilgili İran'ın bir etkisiyle karşı karşıya kalabiliriz. Yani bunu tanımlarken de hep cümlelerimiz şuydu. Dedik ki Babül Mendeb'de bir etki ortaya koyabilir. Hürmüz Boğazı'nda bir etki ortaya koyabilir. Basra Körfezi'nde etki ortaya koyabilir. Şimdi bu benim bahsetmiş olduğum Dubai Hayfa hattı ise Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in bu bahsetmiş olduğumuz Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Babül Mendeb Boğazları'ndaki İran baskısını ve İran tehdidini ortadan kaldıracak şekilde oluşturmaya çalıştıkları bir demir yolu hattı. Yani Dubai'den başlıyor, Birleşik Arap Emirlikleri kat ediyor, Suudi Arabistan'ı kat ediyor, Ürdün'ü kat ediyor, İsrail'i kat ediyor ve Hayfa'ya çıkıyor. Yani bu bir demir yolu hattı olarak kendisi gösteriyor ama aynı zamanda alternatif bir enerji koridoru. Bu enerji koridorunun çıkış ağzını, çıkış noktasını ve terminalini, Akdeniz'e dökülen ana terminalini, Akdeniz'e çıkan ana terminalini vuracağını tehdit etmişti İran. Şimdi bununla ilgili bir fotoğrafla zaman içerisinde karşı karşıya kalabiliriz. Yani ama şu gerçeği konuşmamız gerek. Serap Hanım, yani İran kendisinin yapamaz diye tanımlanmış olan eylemini şu an gerçekleştirmiş durumda. Yani böyle bir gerçeklik artık. İran her zaman işte yani kamuoyunda Kasım Süleyman'ın Amerika tarafından etkisizleştirilmesinden sonra işte İran ne yapar? Vuramaz, konuşmakla kalır tarzında bir takım cümleler kuruluyordu. Ama İran
kaziyeler, yani Kasım Süleymani'nin ve Ebu Mehdi El Mühendis'in cenazeli törenleriyle ilgili sürecin hemen sonrasında açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki en önemli topografik konumda olan, kendisi açısından da anlam ifade eden Ayn-el Esad, yani Anbar'ın batısındaki, biraz önce gerekçesini açıklamaya çalıştım, bir de Erbil'deki üstlerini siyasi bir hedef aynı zamanda. Erbil bölgesel yönetim veren çok önemli bir mesaj bu. Irak'ın referandum kartı ile ilgili. Çünkü bu mesaj bu konunun, nedir? Biraz açar mısınız onu? Ne demeye çalışıyor Irak, İran? Şimdi bakın, referandum süreçleri çok iyi hatırlamak gerekiyor. Yani orada Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetim bölgesi Kerkük'ü de içine alacak şekilde bir başka devlet oluşumu içerisinde. Yani bunu bölgeyi takip eden herkes bir şekilde görüyor ve biliyor. Şimdi burada Kasım Süleymani belki de bu süreçlerdeki en önemli figürlerden bir tanesiydi. Yani bölgeyi çok iyi bilen, bölgedeki Kürtler içerisindeki farklı eksenleri farklı şekilde yönetme ve yönlendirme kabiliyetine sahip olan bir kişiydi. Şimdi referandum sürecinde referandum yapılır yapılmaz bir anda ortalık karıştı ve Kerkük'ü de dahil edecek şekilde yapılan bu referandum girişimi bizzat Kürtlerin içerisindeki bir eksensel etkiyle, yani KYB ekseninden bir takım güç odaklarının KDP'ye aykırı, KDP'nin hedef ve menfaatlerinin emellerine aykırı bir şekilde ortaya koymuş olduğu etkiyi gördük biz. Yani bu Kasım Süleymani İran üzerinden şekillenen bir etkiydi. Yani İran Kerkük'ün Barzaniler tarafından ele geçirilerek, yani veya o Kerkük'te dahil edilerek bir bağımsızlık sürecine girmelerine engel olmuştu. Kerkük'ü bir şekilde bu şekilde Barzanilerin inisiyatifinden çıkartarak. Şimdi hepimiz şunu konuşuyorduk. Yani Irak'taki gösteriler nereye gider? Irak'taki gösterilerin derinleşmesi halinde, yani İran Şiası'yla Irak Şiası arasındaki bu derinleşen kriz bir iç savaşa dönüşürse ve bu iç savaşa diğer taraflar da dahil olursa Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetim bölgesinin referandumda elde etmiş olduğu bağımsızlık kartı tekrar masaya fırlatılabilir, masaya vurulabilir. Bunun yorumlarını yapıyorduk. Şimdi böylesine çok son derece hassas bir sürecin yaşanmış olduğu dönemde direkt Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetim bölgesi, yani KDP'ye, yani Barzanilere verilen son derece önemli bir mesaj bu. Yani Barzaniler ne yapmışlardı aynı zamanda? Şunu yapmışlardı. Yani Adil Abdülmehdi'ye Irak parlamentosu bir yetki vermişti. Demişti ki buradaki yabancı askerlerinin ülkeden çıkartılmasıyla ilgili sizi yetkilendiriyoruz. Şimdi bu yetkilendirme kararına Erbil yönetimi hemen bir cevap vermişti ve demişti ki biz bu parlamentonun almış olduğu karara uymayacağız. Zaten vekilleri de parlamentoda yapılan, yani hem Sünni olanlar hem de Kürt vekiller şeye katılmamışlardı. Ya parlamentodaki bu oylamaya katılmamışlardı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesindeki bu Erbil yönetimine karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok kullanmış olduğu, en aktif olan üssünün bu şekilde füzeleri vurulması da hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de KDP bölgesel yönetimine, Irak bölgesel yönetimine KDP'ye veren son derece sert ve son derece önemli bir mesaj olduğunu değerlendiriyorum. Biz sizden öncesinde Washington'a bağlanmıştık. Orada Ulusal Güvenlik Konseyi toplanmıştı. Zannediyorum 2 saattir bir toplantı halindeymişler ve devam ediyor toplantı. Toplantıdan sonra Trump'ın bir ulusa sesleniş yapması planlanıyordu ama az önce bize gelen habere göre ulusa seslenişte şu an için ertelenmiş ya da iptal edilmiş bir ulusa sesleniş açıklaması olmayacak Trump'ın Güvenlik Konseyi toplantısının ardından. Bakalım açıklamalar nereden gelecek? Çünkü az önce siz dediniz bir Amerikan askerinin belki Aynel Esed üstünde ölmüş olabileceği, en az mı diyorsunuz? En az bir olduğu ifade edilir. Ve Erbil'de Iraklı kayıplar olabileceği yönünde de bir bilgi var zannediyorum, değil mi? Sizde de öyle değil mi Abdullah Bey? Yani sivil kayıpların olduğu söyleniyor yani Erbil içinde. Peki bundan sonraki adımı şimdi enine boyuna tartacaktır Amerika Birleşik Devletleri. Elbette öngörmek ya da net bir şey söylemek imkansız şu anda ama sizin öngörünüz nedir? Nasıl seyredecek bu süreç? Yani sakinleşme yönünde bir adım gelir mi yoksa daha mı tırmanır?
Yani bu noktadan sonra Amerika Birleşik Devletleri de bir şey yapmak zorunda. Çünkü yani her ikisi de vekil alanda, Irak alanında bir çok sert bir mücadele yapacaklarını ifade etmişlerdi. Şimdi burada Amerikan üsleri vurulduğuna göre savaş mücadele artık doğrusallaşmış durumda. Yani Amerikan askerlerini hedef alan bir İran saldırısıyla karşı karşıyayız. Karadan kıvaya atılan füzelerle karşı karşıyayız ve bu füzeler balistik füzeler. Yani İran'dan ateşlenen füzeler. Şimdi Amerika mütekabiliyet esasına göre bir karşılık vermek istediği takdirde en az İran'ın yapmış olduğuna benzer bir etkiyi ortaya koyması gerekiyor. Ve bunu ortaya koyacağı yer sosyolojik olan alanlar değil. İran'ın İran'daki veya İran dışındaki üsleri, yani İran askerlerinin konuşlandığı yerler nereler olabilir? Bunlar vekil alanlar da olabilir, doğrusal alanlar da olabilir. Yani Irak'ın İran içerisinde karasal alanlardaki Amerikan İran askeri varlığı da olabilir. Şimdi böyle olunca eğer Amerika Birleşik Devletleri İran'ı İran karasalında vurursa, bu sefer İran Amerika Birleşik Devletleri'ni ve İsrail'i İran karasalın İsrail'i Amerikan karasalında vurmak gibi bir inisiyatif veya bir kararlılık üretebilir. Yani bu tabii bu zaten şu an savaşın doğrusallaştığı çok önemli bir evrenin içerisindeyiz. Yani artık asillerin vekillerin savaşından ziyade asillerin asil alanları vurduğu, sadece vekil alanlarda vurduğu bir safhadayız. Yani bu safhadan sonra beklenecek en önemli gelişme bence Amerika Birleşik Devletleri'nin İran karasalı, yani asil alanda İran hedeflerini vurması safhasıdır ki bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri zaten İran'ı tehdit etmişti. Yani ben, Trump demişti ki, ben füzelerimi sana yollarım demişti. Yani o füzelerini İran'a yollamadan İran füzelerini Trump'a yolladı aslında. Yani bu önemli bir şey bence. Yani Trump tehdit ederken o teklifin gereğini yaptı. Şimdi bu saatten sonra açıkçası Trump'ın en azından mütekabiliyet esasına göre, yani şimdi şunu demek istiyorum. Evet, belki Şii Haçlı Şabi, İran yanlısı Şii Haçlı Şabi milislerini konuşlandıkları üstlerde, alanlarda vurabilir. Ama burası bu Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerinin vurulması gibi bir mütekabiliyet üretmez. Çünkü İran doğrudan doğruya Amerikalıları vurdu burada. Şimdi Amerikalıları vurunca Amerika diyecek ki, ben de İranlıları vuracağım diyecek. İranlıları vuracağı tek yer kalıyor. Yani evet, vekil alanlarda etkisini ortaya koyabilir ama İran'ı İran karasında vurmasıyla ilgili bir safha bence şu an önümüzde. Yani Amerika Birleşik Devletleri bence şu an onu konuşuyor. Ki zaten bununla ilgili emareleri biz yakın zamanda görmüştük. Yani stratejik bombardıman uçaklarının ana üstlenmiş olduğu diyor Garcia üssünden havalandıklarını ve bölgeye gelmekte olduklarını okumuştuk. Yani hani takip ettiğimiz fotoğrafların içerisinde, hareketin içerisinde bu vardı. Bir diğer tarafıyla da Amerika'nın seyri sefer füzelerini taşıyan armadalarını, yani donanma güçlerinin bölgeye yaklaşmakta olduğunu görüyoruz. Yani bir diğer tarafıyla bunlar, evet, belki enerji nakil havzalarını, enerji koridorlarını kontrol etmek, güvenliğini sağlamak niyet ve maksadıyla kendisini gösterdi ama açıkçası Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurabileceği seyri sefer füzelerini şu an bölgedeki bölgeye yaklaşmakta olan veya bölgede konuşlanmış olan savaş gemilerinden, yani muharip unsurlarından, savaş armadalarından ateşlemek üzere ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunu değerlendiriyorum. Bu başka bir fotoğrafı beraberinde getiririm. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede konuşlanmakta olan donanması İran tarafından hedef alınır mı? Böyle bir fotoğrafla da karşı karşıya kalabiliriz. Bir diğer tarafıyla da İran'ın kendisine füze fırlatacak, yani Dubai'deki üssü veya Katar'daki üssü, çünkü Katar'daki üssü de bunlar konuşuluyor biliyorsunuz. Hatta Amerikalılar bunların Pompeo'nun en son yapmış olduğu, bölgeye yapmış olduğu ziyarette bu üslerinin bulunmuş olduğu alanlardaki ülkeleri de ziyaret etti. Bu ülkeler, bu üsler kullanılacak mı? Peki, bunlara dair bir Türkiye'de, fotoğraf. Türkiye'de tabii bizler ülkemizi düşünüyoruz. Hemen aklımıza geliyor. Burada Türkiye ile ilgili bir durum yaşanabilir mi? Türkiye'deki Amerika üsleri ile ilgili. Ben açıkçası Türkiye'nin bu safhada incelik üssünün kullanmasına izin vereceğini zannetmiyorum. Yani bu safhada. Çünkü bu doğrudan doğruya Türkiye'yi bu mücadele, savaşta
taraf yapacak bir fotoğraf. Bu yani, yönde bir talep bu yönde bir talep olacak mıdır sizce? Bu yönde bir talep olabilir mi? Olabilir. Çünkü sonuçta belki de bu mücadelenin en önemli unsurlarından bir tanesi, bakın hep konuştuğumuz temel bir gerçek. Amerika Birleşik Devletleri bunu çok dile getirmiyor. Bunun farkındayım. Ama Türkiye'nin İran ekseninde kayıyor olması, Rusya ekseninde kayıyor olması, Avrasya ekseninde kayıyor olması Amerika Birleşik Devletleri'ni son derece rahatsız eden bir fotoğraf. Yani bu işte denklemin içerisinde biz bunu evet bence Türkiye bu iki ülke arasında İsrail'in dahil olacağı dahil olduğu bu denklemde Türkiye açıkçası bu fotoğrafa karışmak istemeyeceğini değerlendiriyorum. Ama mutlaka gerek Amerika Birleşik Devletleri ekseni gerekse İran ekseni kendi taraflarında Türkiye'nin bu denkleme dahil olmasıyla ilgili pek çok etkisi olacağını da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani bunu bekliyorum çünkü bununla ilgili zaten emarelerle karşı karşıya kaldık yakın zamanda. Yani hani Sayın Erdoğan'la Ruhani arasındaki yapılan görüşmede örneğin şehit meselesiyle, şehit polemiğiyle, Kasım Süleyman'a şehit denilen polemiğiyle ortaya çıkan bir fotoğraf var. Bu soru direkt Amerika'da Trump'a soruldu. Yani Erdoğan Süleymaniye şehit diyor gibi bir soru sordu gazeteciler Trump'a. Yani bu soru bilinçsiz olarak sorulmuş bir soru değildi elbet. Ve Trump orada şaşırdım gibi bir ifade kullandı aslında. Yani öyle mi dedi acaba gibisinden. Hı-hı. Hani bu Türkiye'den de yalanlama gelen bir cümleydi bu. Şimdi ama Trump'a soruldu ve Trump açıkçası şaşırdım dedi. Yani Türkiye'nin bu denkleme dahil edilmesiyle ilgili bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Bir risk fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Ben Türkiye'nin açıkçası bu son derece yani hiçbir zaman karşı karşıya iki ülkenin birbiriyle hiçbir zaman karşı karşıya gelmediği bir fotoğrafta. Şimdi Türkiye'nin bu fotoğrafa dahil olarak, bu denkleme dahil olarak burada bütün şimşeklerin üzerine çekecek şekilde bir duruş ortaya koyacağını ben açıkçası öngörmüyorum. Yani Türkiye burada da yani şunu yapmaya çalışacaktı. Sayın Erdoğan da zaten bu doğrultu açıklamalar yapıldı. Yani tansiyon düşürücü açıklamalar yapıldı ama açıkçası herkes İran'ın kendisine savaş sebebi sayılan bu Kasım Süleymani'nin infaz edilmesiyle ilgili, öldürülmesiyle ilgili İran bundan sonra ne yapacak sorusuna zaten cevap arıyordu. Ve bu soruya da zaten biz Habertürk.com'da yapmış olduğumuz değerlendirmelerde bunun neler olabileceğini ifade etmiştik. Ve bunlardan bir tanesini şu an İran bizzat Amerikan hedeflerini vekil alanlarda vurarak kararlılığını ve iradesini ortaya koymuş durumda. Yani şu an bu noktaya geldi. Bundan sonra hangi safhalarla karşı karşıya kalacağız? Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak? Amerika Birleşik Devletleri stratejik bombardıman uçaklarını İran semalarında görecek miyiz? İran'ın bilinen veya bilinmeyen harp mekanizması karşı karşıya kalacağı bu tehdidi nasıl süspans edecek? Yani elindeki çünkü şöyle bir cümle de vardı. Onu da kurmak gerekiyor belki. İran'ın elindeki S-300'lerden güçlü olduğu ifade edilen yeni kendisini geliştirmiş olduğu hava savunma sistemleri acaba ne derece etkili olacak? Bunu da onda Suriye'de konuşanlarda, hatta İsrail yakınlarında konuşanlarına dair bir veri okumuştum dün akşam. Yani bu İran'ın elindeki seyri sefer Amerika'nın kendisine karşı kullanacağı seyri sefer füzelerine karşı, balistik füzelere karşı İran'ın savunması hangi seviyede, buna dair bir mücadeleyi yakın zamanda göreceğiz. Eğer bu gelişir ve derinleşirse İran kendi içerisinde nasıl risk fotoğrafları üretmeye başlayacak? Çünkü sonuçta biliyorsunuz İran'ı karıştırmakla ilgili yakın zamanda pek çok fotoğrafla karşı karşıya kaldık. Gerek Afvaz Arapları üzerinden, gerek Belucistan üzerinden, gerekse ekonomik anlamda İran'ın yaşamış olduğu istikrarsızlıklar üzerinden veya bir PEJAK veya YLK üzerinden veya sosyolojik olarak Kürtler üzerinden nasıl istikrarsızlıklı eylemlerle karşı karşıya kalır. Buna dair bir takım risk fotoğraflarıyla karşı karşıya kalmıştı İran. Bunlarda aktifleşme söz konusu olur mu? Bunları da yakın zaman içerisinde göreceğimizi, izleyeceğimizi düşünüyorum efendim. Çok teşekkürler Abdullah Ağar. Çok önemli tespitler, değerlendirmeler sıcağı sıcağına elimizdeki bilgilerle ilgili. Size yine bağlanacağız, size yine danışacağız, yorumlarınızı alacağız. Çok teşekkürler. Biz sağ olun.